Bengi Türk Haber Merkezi'ne hoş geldiniz değerli izleyiciler. 14 bülteniyle karşınızdayız. Oda TV davası tutuklu sanıklarından Soner Yalçın tahliye edildi. Mahkeme davanın diğer tutuklu sanıkları eski polis müdürü Hanefi Avcı ve Profesör Doktor Yalçın Küçük'ün tutukluluk hallerinin ise devamına karar verdi. Suriyeli muhalifler CHP'yi ziyaret edecek. Suriyeli muhaliflerden oluşan 6-7 kişilik üst düzey bir heyet bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek. Batman Çayı'nda geçen hafta boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunan Hatice Diyarbakır'da toprağa verildi. Genç kızın cenazesinin ceset torbasıyla defnedilmesi ise dikkat çekti. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında laf atma yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis 2 şüpheliyi yakaladı. Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Yakınlarınca hastaneye kaldırılan Sağlam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhittin Sağlam'a yakın mesafeden 4 el ateş edildiği ortaya çıktı. Soğuk ve karlı hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Doğu bölgelerinde hayat felç durumda. Çok sayıda köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 28 olarak ölçüldü. Birinci Körfez Savaşı'nda tüm dünyanın tanıdığı isimlerden biri oldu. Çöl ayısı lakaplı Amerikalı emekli general Norman Schwarzkopf 78 yaşında öldü. Haberleri sunduk değerli izleyiciler, gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.